Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Salatu ala alihi ve sahbihi ve aleyküm sevgili kardeşlerim. Telvihat-ı Tis'a derslerini devam ediyoruz inşallah. Şimdi üçüncü telvihteyiz. Burada biraz velayeti konuşacağız. Velayet bir hücceti risalettir. Yani velayet dediğimiz makam, velilik. Ee, Allah'ın dostu olma, o velayet dediğimiz özel tasavvuftaki o terim. Tabi bunları tasavvuf sözlüğünden ya da en azından şeyden bakabiliriz. Cürcani'nin tarifatından bakabilirsiniz. Burada her zaman teknik tanımı vermiyor. Bunu söyledim. Ne demiş burada mesela? Velilik, ermişlik, dinde üstün dereceye manevi olgunluğa sahip olma olabilir. Bu bir hücceti risalettir. Neden peygamberliğe bir delil olsun? Velilik. Çünkü peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnet-i seniyyesinin seyri sülukuyla sünnet-i seniyyesinin onun ölmüş ölmüş sünneti yolunda gitmekle veli olmuş. Bu da onun yolunun doğruluğunu gösteren bir hüccet olarak ortaya çıkıyor. Tarikat bir burhan-ı şerattır. Yine aynı noktada tarikat da şerata ulaşmaya bir vesile olduğundan şeratın bir burhanı, bir delili, olmuş, oluyor. Yani velayet Risalete bir hüccet oluyor. Tabi bunların seçilmesi hep yani mantık kaideleri açısından mantık tabirleri olarak bunlara bakmak lazım. Mesela Burhan-ı Şeriat'a ne demiş? şeratın delili İslam dininin delili. Dolayısıyla yani burada e, tabi bunları not alıp ayrıca bakmak gerekir. Burhan'a hücceti, mantık kitabından. İleride zaten mantık kitabı da yapacağım yani bu e, Belli, bu seri altında bir mantık kitabı da işleriz. E, bu tarz kelimelerin orada karşılıklarını daha rahat görürüz. Yani Burhan mesela daha çok, e, Burhan teorisi felsefecilerin aslında kullandığı bir teori. E, mantıkta daha çok işte geçiyor. Hüccet biraz daha kelamcılar kullanıyor bunu. E, zaten Risalet'le ilişkisi de o yüzden Hüccet'in kurulmuş. Her neyse, velayet bir Hüccet-i Risalet'tir. Tarikat ise e, şeriatın bir delilidir. Çünkü... Risaletin tebliğ ettiği hakaiki imaniyeyi. Zira çünkü Risaletin, peygamberliğin ya da peygamberin tebliğ ettiği iman hakikatlerini velayette, velayet sahibi veli bir nevi şuhudu kalbi, yani kalbi bir gözlemle ve zevki ruhani, ruhani bir zevkle, hissedişle aynı yakın derecesinde görür, tasdik eder. Onun tasdiki risaletin hakkaniyetine kat'i bir hüccet olur. Onun o tasdiki ne olur? Risaletin hakkaniyetine, hak oluşuna kat'i kesin bir hüccet, delil olur. Mesela şuhudu kalbiye ne demiş? Kalbe ait bir yani kat gözüyle görme demiş. bunlar hep tasavvuf terimleri. Bunlara şeyden bakılabilir. Bakarsınız siz. PDF'si internette var Cürcani'nin tarifatının. Oradan bütün metni indirip bakabilirsiniz. Hatta bende pdf'e yükleniyor mu yoruma? Bunları hep unutuyorum tabi bu söylediklerimi. Ee, zevki ruhani ruhani bir zevk. Zevki ruhani ile el yakın derecesinde bir nevi sanki gözüyle kalp ve zevk gözüyle, ruh gözüyle görür gibi tasdik eder. Onun tasdiki bu kesin hükmü onaylaması, bu tasdik de mantık terimi Risaletin hakkaniyetine kat'i bir ücrettir şeriat ders verdiği ahkamın, şeriat ders verdiği ahkamın hükümlerin hakikini, hakikatlerini tarikat zevkiyle, keşfiyle ve ondan istifadesiyle ve istifazasıyla o ahkam-ı şeriatın hak olduğunu, olduğuna ve haktan geldiğine bir burhanı bahirdir. Burada tabii ki şeriatın verdiği hükümlerin o sanki formel e, hukuki bir metin gibi olan o hükümlerin esasında tarikat noktasında zevki olarak da onların tadıldığı, keşfi olarak da onların görüldüğü ve onlardan cidden istifade edildiği, aklen ve ruhen istifaza edildiği, yine o ahkam-ı şeriatın, şeriatın hükümlerinin ne olduğunun, hak olduğunun, haktan geldiğinin bir delilidir. Apaçık bir delildir, burhandır yine buna. Bu burhanı bahir de yine tabii ki bir mantık terimi. Açık delil demiş ama tabii. Evet nasıl ki velayet ve tarikat, risalet ve şeriatın hücceti ve delilidir. Evet nasıl ki velayet ve tarikat, yukarıda söylemiştik. Risaletin, risalet ve şeriatın hücceti ve delilidir. Öyle de İslamiyet'in bir sırrı kemali, İslamiyet'in e, kemalinin sırrı ve en envarı, nurlarının, İslamiyet'teki o nurların medarı sebebi ve insaniyetin İslamiyet sırrıyla bir madeni terakkiyatı, İslamiyet'in, insaniyetin İslamiyet sırrıyla bir madeni terakkiyatı, bir terakkiyat madeni kaynağı, bir menba tefeyyüzatı, feyiz kaynağıdır. İslamiyet'in bir sırrı. Evet nasıl ki velayet ve tarikat, risalet ve şeriatın hücceti ve delilidir. Öyle de İslamiyet'in bir sırrı kemali, yani böyle sır, kamil bir sırrını barındırıyor yine tarikat ve velayet. Ve medar-ı envarı, nurların sebebi, nurlara sebep oluş noktasında tarikatlar var. Aydınlığa kavuşma sebebi insaniyetin İslamiyet sırrıyla önemli bir ifade. İnsaniyetin İslamiyet sırrıyla bir madeni terakkiyatı yine velayet ve tarikat terakkiyat madeni ilerleme ve yükselme kaynağı ve bir menba tefeyyuzatı feizlenme feyiz alma kaynağıdır. İşte bu sırrı azimin bu derece ehemmiyetiyle beraber bazı fırak-ı onun inkarı tarafına gitmişler. Şimdi bu ne? Bu, bu büyük bir sır. E, azim ehemmiyeti var. E, yukarıda söyledik onları. Ama bazı e, Fırak-ı onun inkarı tarafına gitmişler. Zaten Üstad burada onların sapkın bir şey olduğunu söylüyor. Fırka olduğunu söylüyor. Bakın. E, dalalet fırkaları. İman ve Kur'an yolundan satmış. Yani o bid'at Gerçi o bid'at farklı dalalet fırkaları. Gerçi bazen birbirinin yerine kullanıyor ama bakalım ne söyleyecek. Bir takım dalalet yolunda giden şeyler, fırkalar, gruplar bunun inkarına gitmişler. Velayetin ya da işte tarikatın vesaire. Kendileri mahrum oldukları o envardan, nurlardan başkalarının da mahrumiyetine sebep olmuşlar. Yani kendisi o nurları, o feyizleri, o zevkleri alamıyor diye. işte bunlar yoktur gibi bir hüküm çıkartmışlar. Yanlış bir hüküm en ziyade medarı teessüf şudur ki burada üzülülecek nokta bize dokunan bizim zorumuza gitmesi gereken bize yakışmayan nokta ne? En ziyade medarı en ziyade medarı teessüf şudur ki ehl sünnet ve cemaatin bir kısım zahiri uleması. Şimdi zahiri uleması nedir? O alimler el sünnet ve cemaatten oldukları halde böyle deruni, tasavvufu şeyleri çok ee, anlamıyorlar ya da anlamak istemiyorlar ya da anlasalar bile ehemmiyetsiz görüyorlar. Dolayısıyla bu tarz ulemaya biz ne diyoruz? Zahiri uleması diyoruz. Daha ziyade böyle zahire, direkt görünüşe göre hükmeden ve ehli sünnet ve cemaate mensup bir kısım ehli siyaset gafil insanlar. Şimdi iki türlü insan grubu var burada. Ehli sünnet ve cemaate mensup olan e zahiri uleması işte böyle ee, bu tabi kelam uleması da olabiliyor yeri gelince fıkıh uleması da olabiliyor. Daha ziyade e, zahire göre hükmeden. Ya, ama biraz fazla zahirci yani. Burada biraz selefiye doğru kayış söz konusu. Yahut da ehli sünnet vel cemaat'e mensup bir kısım ehli siyaset gafil insanlar. Yani siyasetle meşgul olan bir takım gafil insanlar. Ehli tarikat içinde gördükleri bazı suistimalatı tarikat ehli içinde, tarikata gönül veren tarikatta yer alan bir kısım insanların içinde gördükleri bazı suistimalatı, kötü halleri, kötü kullanımları, kötü durumları, bir kısım hatiyatı, bir kısım hataları bahane ederek, şimdi el tarikat için, tarikatın içinde gördükleri bazı suistimalatı, suistimal edilen bazı noktaları gördüklerinde ve bir kısım hatiyatı, hataları bahane ederek o hazineyi uzmayı kapatmak, o büyük hazineyi kapatmak istiyorlar. Yani yanlış tavırlar, durumları bahane ederek, hataları bahane ederek o büyük hazineyi kapatmak, belki de tahrip etmek. Ve bir nevi ağabey hayatı dağıtan o kevser menbaalarını kurutmak için çalışıyorlar. Bu çok yanlış bir şey tabi. Yani bakın ehl sünnet ve cemaat tarafından yapılan bir yanlış ama yanlış sevgili kardeşlerim tarikatlara karşı yapılan büyük bir yanlış bu. Ne işte hatalar yüzünden hepsini karalamak ya da işte efendim içindeki bir takım suistimal edilen noktalardan dolayı işte yine hepsine bunu mal etmek. O hazineyi uzmayı, o büyük hazineyi kapamak, belki tahrip etmek, yani yok etmek, tahrip etmek bir nebi o abi hayatı dağıtan, o hayat suyunu dağıtan o kevser menbaanı, o kevser menbaana benzetiyor enteresan. Kevser havuzundaki kaynak gibi bir nevi olan o menbağı kurutmak için çalışıyorlar. Çünkü niye bu örneği verdi? Velayet Risalete hüccetti. O anlamda velayet de Risalet menbaının Kevser'inin dağıtıldığı bir müessese oluyor. Halbuki burası çok enteresan bakın sevgili kardeşlerim. Bunu bütün cemaatler, tarikatlar ve STK'lar için Konuşabiliriz, değerlendirebiliriz. Halbuki eşyada kusursuz ve her cihete hayırlı şeyler, meşrepler, meslekler az bulunur. Yani eşyanın kendi şeyinde, varoluşunda, varlık ontolojisi, ontolojik fıtratında, yaratılışında halbuki eşyada kusursuz, ve her cihete hayırlı şeyler, meşrepler, yollar, meslekler Az bulunur. Ala hal bazı kusurlar ve suistimalat olacak. İster istemez. Ala bazı kusurlar, insan var çünkü orada. insan faktörü var. Ve bir takım suistimalat olacak. Çünkü ehil olmayanlar bir işe girseler elbette suistimal ederler. Yani o şeye, tarikata, cemaate birçok insan gelip istifade etmek isteyecek. Ama istifade etmek isteyenler içerisinde ehil olmayanlar olacak. Ya da ehil olmayı ehil olmaya azmedemeyenler olacak. Yani bir nevi acemiler, çaylaklar hep olacak. Dolayısıyla ehil olmayanlar bir işe girseler ne olur? Elbette suistimal ederler. Suistimal etme durumları olabilir. Veyahut kötü niyetli olanlar da bu maksatta girebilirler. Yahut da saf olarak girer ama işte zararlı, işte cahil dost muhabbeti gibi zarar verirler. Fakat Cenab-ı Hak ahirette muhasebeyi amal düsturuyla yani amelleri muhasebe etme, amellerin hesabını görme düsturuyla bu düstur ne? Adalet Rabbaniyesini hasenat ve seyyiatın muvazenesiyle gösteriyor. Yani burada Cenab-ı Hak ahirette insanlara nasıl e, muamele edecekse tahallaku bi yani Allah'ın yaptığı o düstur ve tarzı benimsemek açısından biz de ne yapacağız? Ahiretteki o muhasebe amal düsturuyla Cenab-ı Hakk'ın kullarına e, göstereceği o muamele tarzını biz de bu dünyada insanlara karşı göstereceğiz ya da oluşumlara, cemaatlere karşı göstereceğiz. Dolayısıyla Adalet Rabbaniye'de ne oluyor? Hasenat ve seyyatın muvazenesi söz konusu. İyilikleri ve kötülüklerini ölçüyor. Buna göre bir sonuç belirliyor. Yani nasıl? Zira hasenatı, yani hasenatı racih ve ağır gelse, iyilikleri, güzellikleri e, raci, üstün ve ağır gelse mükafatlandırılır ve kabul eder. Bu kul olarak kabul edilir. Cennete alınır. Yani Cenab-ı Hakk'ın cennete aldığı, alabileceği, alma ihtimali olan kulu cezalandırmak senin ne haddine? Mükafatlandırır, kabul eder. Seyyat racih gelse cezalandırır, reddeder. Yani karşı tarafın iyilikleri çoksa, faydaları çoksa, yani bunu reddetmek, kabul etmemek Cenab-ı Hakk'ın buradaki bu emrine, bu düsturuna karşı gelmek anlamına geliyor. O da sana ahirette böyle yaparsa ya ne yapacaksın o zaman? Yani e, ahirette sen madem benim cemaat, benim işte yolumda gitmeye çalışan cemaatleri, tarikatları bu şekilde mahkum ettin. Bir hatası yüzünden onları e, tahrip ettin. Ben de senin e, günahlarından dolayı, birkaç günahından dolayı tüm hatalarını tahrip edip seni cehenneme koyuyorum dese ne yapacaksın? Değil mi? Böyle e, kendisine yapılmak istemediğimiz şeyleri başkasına yapmayacağız sevgili kardeşler Evet, hasenat ve seyyahatın muazenesi yani iyiliklerin güzellikleri ve kötülüklerin muazenesi ölçümü kimiyete bakmaz. Bu bazen kemiyete de bakmaz yani çokluk olarak da bunu değerlendiremeyiz. Keyfiyete bakar. Bazı olur bir tek hasene. O kişinin bir tek iyiliği bunun hadislerde bir sürü örnekleri var. Bir tek hasene iyilik bin seyyaata tercih eder. Bin tane o kişinin günahına e, tercih edilir, ağır gelir, onu affettirir. Madem adalet-i ilahiye böyle hükmeder ve hakikat dahi bunu hak görür, tarikat yani tarikattan maksat ne burada? Sünnet-i seniye dairesinde tarikatın hasenatı, tarikatların iyilikleri seyyatına katiyen müreccah olduğuna delil, ehli tarikat, ehli dalaletin hücum zamanında imanlarını muhafaza etmesidir. Yani bu kadar zamandır İslamiyet bir nevi tarikatlar kalesiyle, yoluyla bugünlere kadar muhafaza olarak gelmiş. İşte o tekkelerde, medreselerin arkasındaki tekkelerde, dergahlarda Allah Allah diyen o tarikatlardaki insanların ruhlarındaki güçle beraber devletler ayakta kalmış. Dolayısıyla madem ki adalet-i ilahiye böyle hükmeder ve hakikat dahi bunu hak görür. Tarikat yani sünnet-i zeniye dairesinde tarikatın hasenatı tarikatların iyilikleri seyyatına katiyen müreccah olduğuna delil kesinlikle müreccahtır. İyilikleri daha fazladır. Ehli tarikat, ehli dalaletin hücumu zamanında imanlarını muhafaza etmesidir. Değil mi? Yani imanlarını muhafaza ediyorlar. Din, 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 dairesinin içinde kalıyorlar. Başkaları buna takat getiremezken. Adi bir samimi ehli tarikat, yani sıradan samimi, e, safi bir kalpli, tarikat ehli bir insan, suri, zahiri bir mütefenninden daha ziyade kendini muhafaza ettiği görülmüş. Yani birçok işte ilme sahip olduğunu iddia edilen e, zahiren mütefennin, işte okumuş e, İslami ya da e, bilimsel fenleri tahsil etmiş insanlardan kendini daha ziyade muhafaza eder. Bu da tabii mütefennin demiş ama bunu bir nevi aydın gibi yani bilge insan yani bilen insan gibi de düşünebiliriz ya da günümüz bazı ilahiyatçılar gibi de düşünebiliriz. Zahiri bir bütefendinde daha ziyade kendini muhafaza eder. O zevki tarikat vasıtasıyla tarikattan aldığı o kalbi, ruhi zevk vasıtasıyla o muhabbet evliya cihetiyle o evliyaya duyduğu muhabbet sevgi cihetiyle imanını kurtarır. O evliyanın mensup olduğu yoldan sevdiği peygamberden ibadet ettiği Allah'ın yolundan ayrılmaz ile fasık olur. Hani büyük günaha girebilir. Ee, bazen olur fasık olur. Ee, günah işler. Fakat kafir olmaz. Kolaylıkla zındıkaya, dinsizlik cereyanlarına sokulmaz. Yani büyük günahlar tabii. Büyük günahlar çok fazla. Ee, hani 700 diyen var buna, 400 diyen var, 120-150 diyen var falan. Ee, yani fasık, ile fasık olur. Burada günahkar manasında fası alacağız. Fatih'in tabii çok anlamı var ile büyük günaha girer ama kafir olmaz. Kolaylıkla dinsizliğe, zındıkaya sokulmaz. Şedid bir muhabbet ve metin bir itikat ile aktap kabul ettiği, şedid bir muhabbet, şiddetli bir muhabbet ve metin sağlam bir itikat ile aktap kutup olarak kabul ettiği, veli olarak gördüğü bir silsile-i meşayihi, o şehler, evliyalar silsilesini onun nazarında hiçbir kuvvet çürütemez. İmanını çalamaz. Çürütemediği için onlardan itimadını İtikadını kesmez onlara güvenir son onlardan itimadı kesilmezse zındık hayata asla girmez giremez tarikattan hissesi olmayan ve kalbi harekete gelmeyen bu cümleler önemli bir muhakkik alim zat da olsa bak aslında mütefendini burada daha iyi ifade etti daha e, açtı yukarıda başka bir gönderme yaptı burada başka bir gönderme, gönderme yönlendirme yapıyor tarikatta hissesi olmayan ve kalbi harekete gelmeyen bir muhakkik alim zat olsa da olsa şimdiki zındıkların dinsizlerin işte materyalist naturalist bir takım felsefelerin işte dünya pereslik sekülerizmin desiselerine karşı kendini tam muhafaza etmesi müşkilleşmiş zorlaşmıştır. Bir şey daha var ki daireyi takvadan hariç belki daireyi İslamiyetten hariç bir suret almış bazı meşreplerin ve tarikat namını haksız olarak kendine takanların seyyahatıyla tarikat mahkum ya da cemaatler mahkum olmaz. Bir şey daha var ki tarikat daire takvadan hariç yani takvalarına dikkat etmeyen takva dairesinden hariç belki de İslamiyet'ten hariç yani İslam'la alakaları yok işte ya da dinle, dini hassasiyetle, takvayla alakaları yok. Yani batıl bir mesleğe, mezhebe gitmişler belki daire İslamiyet'ten hariç bir suret almış bazı meşreplerin, yolların, tarikat namını haksız olarak kendine takanların seyyatıyla, kötülükleriyle yaptıkları o e, batıl, e, dalalet işlerle tarikatlar mahkum olamaz. Tarikatlar bundan münezzehtir. Tarikatın dini ve uhrevi ve ruhani çok mühim ve ulvi neticelerinden sarfı nazar. Yani biz burada o yapı kendine tarikat ya da cemaat ismini takması önemli değil. İçeriğinin İslamiyet'e de uygun olup olmadığı önemli. Yani İslami bir tarikat değil, İslami olmayan bir tarikattan dolayı İslami tarikatları suçluyor. Ya bu yaptığın senin ahmaklık yani. İşte İslami bir tarikat, İslami ama ehli bid'a bir tarikat. işte batinilik gibi bir nevi ya da işte benzer işte İsmailiye gibi bir nevi baş, başka bir tarikat. İslam içinde gibi görünen işte Belki kafir olmayan ama işte bid'a ehli olan tarikatlar da var. Onlar da gene sünnet, sünnet-i seniyye dairesindeki tarikatları, onların yaptığı şeyler bağlamaz. Bunlar zaten ekol olarak, çatı olarak birbirinden ayrı şeyler, mahiyetler. Tarikatın dini ve uhrevi ve ruhani çok mühim ve olvi neticelerinden hani tarikatın dini, ahirete bakan, ruha bakan çok mühim ve ulvi neticelerinden hani nazarımızı çevirsek, onlardan sarfı nazar etsek yalnız alem İslam içindeki, şu İslam alemi içindeki kutsi bir rabıta olan, hani o kutsi, mukaddes bir bağ olan uhuvvetin, kardeşliğin inkişafına ve imbisatına ve ortaya çıkmasına o e, İslam alem İslam içindeki kutsi bir bağın ve kardeşlik kardeşlik duygusunun ortaya çıkışına ve yayılmasına ve genişlemesine en birinci tesirli ve hararetli vasıta tarikatlar olduğu gibi alemi küfrün ve siyasete hristiyaniyenin alemi küfrün küfür aleminin ve hristiyan siyasetinin devletlerinin nur İslamiyeti söndürmek için müthiş hücumuna karşı dahi en mühim ve sarsılmaz kalay İslamiyeden bir kalasıdır tarikat yani. Bütün o diğer faydalarından sarf nazar etsek, tarikatın o kadar faydaları var ki, üç mühim ve sarsılmaz kalay İslamiye'den bir kalasıdır tarikat. İşte İslamiyet, hakikat, cemaat, tarikat şeklinde bunu farklı farklı anlayabiliriz. Alem-i küfrün ve siyaset-i Hristaniye'nin nur İslamiyet'i söndürmek için Müthiş hücumlarına karşı dahi en mühim ve sarsılmaz kalay İslamiyeden, İslami kalelerden bir kaladır ki tarikat. Merkezi hilafet olan İstanbul'u 550 sene bütün alem Hristiyaniyenin karşısında muhafaza ettiren, Merkezi hilafet olan İstanbul'u 550 sene bütün Hristiyan alemine karşı muhafaza ettiren, İstanbul'da 500 yerde fışkıran Envar-ı Tevhid, Tevhid nurları ve o, merkezi İslamiye'deki ehli imanın mühim bir noktayı istinadı, dayanak noktası o büyük camilerin arkalarındaki tekyelerde ya da işte tekke fark etmez. Bunun Osmanlıcası nasıl yazmış? Tekye, tekke ee, şeddele şeddeli okununca oluyor tabi. Tekke sanki daha doğru. Buna bakarız dersin sonunda o büyük camilerin arkalarındaki tekyelerde Allah Allah diyenlerin kuvveti imaniyeleri ve marifeti ilahiyeden gelen cenab Hakk'ı bilmekten gelen bir muhabbet ruhani, ruhani bir sevgi ile cuşu huruşları coşmalarıdır. İşte ey akılsız hamiyet furuşlar. Ey akılsız hamiyet furuşlar ve sahtekar milliyet perverler. Tarikatın hayat-ı bu hasenesini çürütecek, Hangi seyyatlarıdır? Söyleyiniz. Evet çok e, keskin bitirdi Üstad Hazretleri. Şimdi dedi ki tarikatın dini ve uhrevi ve ruhani çok mühim ve ulvi neticelerinden nazarımızı çevirsek dahi yalnız e, alem-i İslam içindeki kutsi bir rabıta bağ olan uhuvvetin inkişafına, kardeşliğin ortaya çıkışına ve imbisatına ve yayılmasına en birinci tesirli hararetli vasıta tarikatlar olduğu gibi alem-i İslamiyet'in, alem-i küfrün, siyaseti Hristiyaniye'nin, nur İslamiyet'ini söndürmek için müthiş hücumlarına karşı dahi üç mühim ve sarsılmaz kalay İslamiye'den bir kalasıdır, kalesidir ki merkezi hilafat olan İstanbul'u 550 sene bütün alemi Hristiyaniye'nin karşısında muhafaza ettiren İstanbul'da 500 yerde fışkıran tevhid nurlarını o merkezi İslamiye'deki ehli imanın mühim bir noktayı istinadı. Dayanak noktası o büyük camilerin arkalarındaki tekelerde Allah Allah diyenlerin kuvvet-i imaniyeleri ve marifet-i ilahiyeden Rablerine olan marifetlerinden gelen muhabbet-i ruhani ile cuşu huruşları, coşmaları ve o manevi e, neşeli, ahenkli halleridir. Ey akılsız, işte ey akılsız hamiyet vuruşlar, yani milliyet perverlik, vatanı korumak e, davasında, iddiasında olanlar ve sahtekar milliyet perverler, milliyetçim geçinenler tarikatın hayat-ı toplum hayatında olan bu hasenesini ki bir sürü hasenesi var çürütecek hangi seyyatlardır? Hangi kötülükleridir? Hadi söyleyiniz. Söyleyin bakalım. Şimdi şuraya bir bakalım hemen. Tekiye'ye. Ee, niye dönmedi bu? Allah Allah. Hı, şimdi döndü. Yalnız bu değil. Şuna bakalım. Tekiye. Tekke çıkıyor mu? çıktı. Tekke demek Türkçe'ye geçmiş hali yani. Aslı tekke görüyorsunuz. Zikir evi. Zikir ve ders için toplanılan yer. Dervişlerin meskeni ve mabedi. Yaslanılacak, dayanılacak şey. İtimal etmek, dayanmak. oradan geliyor. Yani şu yani Erike'de de var ya, Erike hadisi diye duymuşsunuzdur. Hani yaslanıyor yani zikir çekiyor ya da ders yapıyorlar. Oradan geliyor. Ders yapılan, zikir çekilen yer şeklinde anlayabiliriz. Doğrusu demek ki tekkeymiş. Tekke'de yani tekke de belki şeyde TDK'da e, tekkedir bu. Ama tekke şeyi daha doğru kullanımı. Zaten o bizim okuduğumuz yerde de o şekilde kullanılmıştı. Evet sevgili kardeşlerim. E, umarım faydalı olmuştur. Bir daha önce Telvihat-ı Tisa dersinde görüşmek üzere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.